Şimdi İran açısından baktığımızda İran Suriye'de Suriye rejiminin davetiyle orada. Yani bir bakıma kendine hukuken, uluslararası hukuk çerçevesinde bile meşru bir güç olarak görüyor. Rusya da meşru bir güç olarak görüyor. Yani rejim kabul edilirse, Şam'daki rejim meşru kabul edilirse onların davetlisi olarak orada. Dolayısıyla Türkiye'nin varlığı Suriye topraklarında gerek Rusya'ya göre ama özellikle de İran'a göre, çünkü İran iyice de rejimin devamını istiyor. Rusya'nın bazı soru işaretleri var rejimle ilgili. İran Türkiye'nin herhangi bir şekilde Suriye'de toprak kazanmasını, Suriye'nin bir bölümünde bile askeri olarak mevcut bulunmasını hem Suriye rejiminin aleyhine görüyor hem de ülkenin toprak bütünlüğünün aleyhine de görüyor. Yani bir bakıma Türkiye'nin elini zayıflatmak istemesi gayet normal İran'ın. Yani İran uzun süre Suriye'yi kendi arka bahçesi olarak gördü ve böyle görmeye de devam etmek istiyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki varlığını ciddi bir sorun olarak değerlendiriyor. O nedenle uluslararası basındaki değerlendirme doğru. Gerçekten de rejim de rahatsız bundan. Ve Kürtlerin de bir bakıma iki arada bir derede kaldıkları gayet aşikar. Yani PYD, YPG güçleri bugün, yani rejimin gelmesini, İran'a bağlı güçlerin gelmesini bir bakıma kendi özelliklerinin solu olarak görebilirler. En azından Afrin bölgesinde. Türkiye'nin gelmesi ise savaş boyutu. Yani çok daha kanlı bir süreç Türkiye'nin Afrin'e girmesi.